Günaydın arkadaşlar. Bugün yolumuz Kastamonu'ya gidiyor. Evet, şimdi kart dolduralım. İstanbul kartı. Şu hazneye yerleştiriyoruz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Etrafı size göstermek istedim. Şöyle, şu karşısı Büyükçekmece. Sağ tarafta Büyükçekmece Gölü. Manzara gerçekten buradan çok güzel. Şöyle göstereyim size. Şöyle devam ettiğinizde aşağı doğru Silivri'ye kadar bütün burası da İstanbul diye geçiyor ya. Yani. Şu anda Haliç Golden Horn'dan geçiyoruz. Üniversite Çağlayan adresine gidiyoruz. Bir kahve molası bile veremedik. Kahvesiz imkan ediyoruz şu anda. Tabii olsa kek de yapıyoruz ya. Kahve ya, yani, kahve. Ama Allah'tan suyumuz varmış şöyle. Öyle özel. YouTube'a koyacağız ben. İndir. Kahveler benden. Ben kestim diva. Açık büfe ne kadarmış? 97.50 diye açık büfe kahvaltı. Baklavasından tut, ekmek kadayıfına kadar her şey var. Türk yemekleri. Menüsü belki etsenin. Açacağız. Tatlarda böyle. Evet, YouTube seyircileri, şimdi motorcuların uğrak yeri olacağı bir tesise doğru ilerliyoruz. Çevresi çok güzel olan yeşillik bir alandan geçiyoruz. Çok güzel bir milli park. İşte bahsettiğim tesise geldik. Etrafı size göstereyim. Coğrafi bölge olarak, yerleşim olarak bayağı güzel. Karşıda gördüğünüz yapıların içerisinde bir mangal yapabileceksiniz. Şöyle bir 10 kişi kalabilecek kadar büyüklükte. Yalnız kış bayağı bir hırpalamış burayı. O arada ağaçlar devrilmiş. Dağlardan, tepelerden taşlar yuvarlanmış. Mangal yapılacakmış bölgenin içinde. Şöyle oturma grupları. Böyle bunu böyle kiralayabileceksiniz. Gördüğünüz gibi minderler falan her şey hazır. Mangal da olacak burada. Dolaplar, et dolabı. Etinizi alacaksınız, mangalınızı yapacaksınız. Buraya gelip şöyle çift camlı. Tabii karşıdaki taşları maçları düşünmeyin. Bu hortumları burada inşaat bittikten sonra şurası güzel bir peyzaj olmuş olduğunu düşünün. Artık burası her şey bittikten sonra giriş kapıdan girişte güvenlik de var. Harika bir dinlenme tesisi olacak. Bir
Karşıki ağaç da güzel olmuş. Şu gölün etrafında. Buraları daha da temizlenecek. İşte bitince burada harika bir yer oldu. Yukarıda daha büyük oturma alanları. Gördüğünüz gibi ahşaptan yerleşim alanları. Yola aşağıya göre doğru. Derin göl. Buraya hafta sonları bayağı insanlar geliyor. Çam kozalakları. Havası çok güzel. Kazlar, ördekler, etraf gerçekten tam piknik alanı. Motorcuların uğrak yeri. Bittiği zaman güzel bir restoran falan olacak. Şurada bar olacak. Mutfağı, ızgarası, döner makinesi şöyle arka tarafta olacak. Masalar da burada. Şöyle köprüden geçiş.